medya düzenlemesi var. Evet. Bir de YDP'nin kapatılması meselesi var. Bu iki hamleyi de bekliyoruz, öyle değil mi? Evet, bunu aylardır zaten yazıyoruz, çiziyoruz. Sosyal medya düzenlemesini kesin yapacaklar ve orada sınırlamalar getirecekler. Ben HDP'nin de zaten o kararı vereceklerini düşünüyorum. Kapatma kararı. Tam Türkiye'de bir hani bir kaos ortamında bir seçim ama ben halkımızın çok duyarlı olduğunu düşünüyorum şu anda. Bir sakinlikte, duyarlılıkta, yani bir iktidarın yine bir çok sert bir kutuplaşma yaratmak istediği, fakat halkın bu ekonomik krize rağmen, yani aslında iktidarın tek konuşması gereken, tek yapması gereken şey şu anda evine ekmek götüremeyen yoksulluğu sonlandırması. Bunu sonlandırsa zaten seçimi de belki alabilir yine. Hani ama yani seçim alamazsının tek şartı da bu zaten bence. Bunu da yapamayacağını bildiği için şu anda ekonomik şartlar, dünya düzeni, hiç bunları yapamayacağını bildiği için de şu anda bu kutuplaşmayı, sosyal medyadaki sesin kesilmesiyle ve HDP'nin de tabii ki kapatılma kararıyla burada ağır bir şeyle, bir kaosla belki seçime gidilebilir. Ama ben halkın hiçbir zaman, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 80 milyonun bu oyuna gelmeyeceğini düşünüyorum ve sandıkta iradeleriyle bu seçimle birlikte iktidarın değişeceğini ve Türkiye'nin önünün açık olacağını düşünüyorum. Hiçbir zaman da umutsuzluğa, hiçbir zaman da moralleri ne kadar bozulsak da morallerin bozulmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Sizin söylediğiniz yere geleceğiz şimdi. Önce son sesi dinleyelim. Arkasından konuşalım. Değerli dava arkadaşlarım, Türk modernleşmesinin önünde her zaman engeller olacak. Her devirde mutlaka yeni derviş vahdetiler çıkacak. Her devirde bizi bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahlarımız olacak. Varsın olsun. Çünkü her devirde bu vatanın bekçiliğini yapacak gençleri de olacak. Vahdetilerin karşısına dikilecek, vahdetilerin karşısına dikilecek Mustafa Kemalleri de olacak. Topçu kışlası hayallerine kapılanların karşısında dimdik duran çapulcuları da olacak. İşte o nedenle buradan bir kez daha ilan ediyorum. Parola vatan, işareti namus, kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm, yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret. Evet Alper Bey, şimdi muhalefet ne yapmalı sorusuna cevap arayalım. Şimdi diyor iki seçenek var gibi gözüküyor. Eğer sizlerin başka söyleyeceği bir şey varsa onu da konuşarız tabii ki. Provokasyona gelmeyelim diyerek sandığımı işaret etmeli sürekli. Yani sürekli bir itidal çağrısı mı yapmalı, yoksa açık bir mücadele kararlılığı mı göstermeli? Muhalefet bundan sonra nasıl davranmalı? Şu açık, kitlesel, barışçıl, demokratik, militan bir mücadele. Provokasyonlara gelmeyelim. Niye provokasyonlara gelelim? Ama şu doğru bir yaklaşım değil. Yani bırakalım, sessiz kalalım, sabredelim, seçimi bekleyelim. Bize yönelik saldırılar karşısında sinelim. Şimdi bu kuvvet gösterisidir ve AKP'nin taktiği bizi bastırmak ve sindirmektir. Burada direnç yaratamazsak... Zaten öyle yapılmasın diyenlerin de argümanı tek kale maç yaptırıyorsunuz. Ama bak direnç, şimdi kuvvete karşı bir direnç oluşturmak gerekiyor. Yani biz, bakın az önce bir şey söyledim. O dirençler olmasaydı, Gezi olmasaydı, adalet yürüyüşü gibi yaklaşımlarımız olmasaydı, dirençlerimiz olmasaydı biz 31 Mart ve 23 Haziran'ı kazanamazdık. Bu bilinsin yani. Şimdi buna karşı, iktidarın bu saldırına karşı direnç göstermek gerekiyor. Ama dikkatli olmamız gerekiyor tabii. Sol duyulu olmamız gerekiyor, sağ duyulu olmamız gerekiyor, soğukkanlı olmamız gerekiyor. Bunlar olmalı. Yani iktidarın bir kaos yaratma planını boşa düşürecek hamleler olmalı. Bu pasifizm değil. Yani bu edilgen kalmak değil. Evet. Kitlesel şu şeyden şaşmayacağız. Zaten Gezi bize diyor ki mücadele tarzı olarak kitlesellik, kapsayıcılık, meşruluk, barışçılık ve militanlık. Militanlıktan kastım kararlılık manasında bir militanlık. Evet. Şimdi her korku yaratmak isteyen iktidar böyle bir kitle hareketinden ürker ve korkar.
Doğal olarak bunların oyununu biz ancak böyle bir geniş kitle hareketiyle yenebiliriz. Peki, ama az önce ürküp korkması onun şiddetini artırmaz mı? Yani hani meşru bir zeminde oldukta o şiddetin içinde boğulur zaten o iktidar. Bakın basit bir örnek vereyim. Basit bir örnek vereyim. Şimdi muhalefet ne yapmalı? Dün çıktık sesimizi söyledik Türkiye'nin değişik yerlerinde. Bu yeter mi yetmez? Şimdi önümüzde bir fırsat var İpek Hanım. Evet. Ben burada Halk TV ekranlarında bizi izleyen ne kadar arkadaş varsa, dinleyen yurttaş varsa onlara da sesleniyorum. 1 Mayıs var. Şimdi 1 Mayıs'ta az önce... Pazar günü. Pazar günü. Evet 1 Mayıs. 1 Mayıs'ta Arife günü. 1 Mayıs'ta bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe, bu ekmeksizliğe, bu işsizliğe, bu pahalılığa, bu artık böyle gitmez diyen bütün yurttaşlarımızın 1 Mayıs alanlarında akması lazım. Renk renk, çeşit çeşit. Genci, yaşlısı, ihtiyarı, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez, evet. ne varsak, ne kadarsak, çoğulcu, demokratik, özgür, eşit bir ülkede yaşamak istiyorsak bakın 1 Mayıs bir fırsattır. Bu 1 Mayıs Türkiye'nin her yerinde AKP, MHP iktidarına karşı bir meydan okuma, demokratik bir meydan okuma olmalıdır. Üzerimize gelsinler, gelecekler. Çünkü zulümleri artar. Yani sonu yaklaşmakta olanın zulmü artar. O zulümler bizi korkutmaz. Korkutmuyor da zaten. Mücelle Yapıcı'yı korkuttu mu? Can Atalay'ı korkuttu mu? Osman Kavala'yı korkuttu mu? Tayfun arkadaşı? Yok, korkmadılar. Ama onlar korkar. Onların bak hala daha dizleri böyle titriyordur ben eminim. Çünkü sonlarını görüyorlar. Sonları geliyor. Biz hiç korkmadık. Yani biz dar ağaçlarında ölümü böyle şeyle cesaretle kucaklayan bir devrimci kuşağın insanlarıyız. Yani bizim böyle idam sehpasında bile titremeyen bir kuşak. Yani ne olacak yani içeride yatsak çıksak ne olacak? Çıkmadığımız yatmadığımız yerler değil o. O yüzden Türkiye toplumunun bir demokratik özgürlük birikimi var. Bu özgürlük birikimi bu gerici mantığı, bu gerici mantığı, bu despotik mantığı yenecek. Ya ayıptır bize yani 21. yüzyılda bu tek adam rejimiyle mi biz 21. yüzyılı karşılayacak? Biz bunu hak ediyor muyuz? Biz bu ülkenin yurttaşları olarak böyle bir rejimi, böyle bir iktidarı hak ediyor muyuz? Mutlaka yeneceğiz ve bakın burada dikkat etmemiz gereken şu. AKP'li yurttaşlarımız, AKP oyu veren yurttaşlar bizim insanımızdır, bizim halkımızdır. Onların aslında ruhu, onların aslında yaşadığı iklim, üretim ilişkilerindeki pozisyonu bizim yanımız olması lazım. Onların orada olmasının eksikliğini de kendimizde görmemiz lazım. O yüzden dil ve tarz olarak o yurttaşlarımızı, o emekçi insanlarımızı bizimle beraber ekmek ve adalet ve özgürlük arayışı içerisinde olmamız gereken insanlar itmeyen, onları ötekileştirmeyen bir dil tutturmamız gerekiyor. Onları kapsayan, onları içeren ve onlarla beraber Türkiye'yi onların da eşit, onların da özgürce yaşayabileceği bir ülke yapma yaklaşımımızı onlarla da paylaşmamız gerekiyor. Biz gittiğimiz her yerde bunun ipuçlarını görüyoruz. AKP tabanı çözülüyor. AKP inandırıcılığını yitirmiş ve AKP'nin hikayesi bitti. Şimdi ama AKP'li seçmen diyor ki ya tamam biz bunlardan vazgeçeceğiz de ne olacak, ne gelecek? Yani ne yaşayacağız AKP sonrasında? Şimdi burada önemli bir soru var. Bu sorunun yanıtını vermek gerekiyor. Bu sorunun bir de mesele az önce de söyledim. Yani hepimizin farklı farklı programları var. Ben sol parti üyesiyim. Sol partinin kendine ait bir dünya, düşünce dünyası var. Türkiye'ye ilişkin bir geçiş programı, perspektifi var. Ben elbette ki biz bunları anlatacağız ve bu çizginin kuvvetlenmesi için mücadele edeceğiz. Ama bizi birleştiren bir odak var şu an. Bizi, hepimizi, en geniş kesimleri birleştiren bir odak var. Tek adam rejimini istemiyoruz. Başkanlık rejimini istemiyoruz. Bu önemli bir yan yana geliştir. Bu önemli bir ittifaktır. Bu ittifakı korumak lazım. Bu ittifakı bozmamak lazım.